Bugün bize İsmail Emanet abimiz de İstanbul'dan katıldı. Konserve mamalar kendisinden sağ olsun. Bu yavrularımızı beslemeye başladık. Havada yağışlı. Sular bitmiş, yine dolduracağız temiz su içsinler. Dün Metin abimiz de şehrin kuzeyindeydik. Bugün birlikte güneyi komple besleyeceğiz. Metin ve İsmail abiler mamaları yedekliyorlar. Buraya yine de sularını yedekledik. Çünkü yağmurda yerden pis su içmesinler. Bebişlerimiz de konservelerini yiyorlar. Ondan sonra da bir yere sığınacaklar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Mamalar da yine ağaç altlarına ıslanmayacak şekilde yedekleyeceğiz. Bişler, saklandınız mı siz? İyi, onların yeri ıslanmıyorlar. Ben şimdi hemen konservelerini açacağım. Gel, 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 gel. Siz oraya saklandınız mı? Aferin size. Kuru mamalar bitmiş. Hemen hazırlıyoruz, hemen, hemen. Geliyor. İsmail abi şimdi mamalarını açıyor. Geçen yedeklediğimiz sulardan biraz var. Üstlerini tamamlayacağız. Yağmur da yağsa temiz su içireceğiz dostlar. Başka çaremiz yok. Çöplerimizi de ezip alıyoruz şimdi. Şöyle bir bakayım. Evet, karınla doyuruyorlar. Afiyet olsun size. Öğrenin bakalım karnınızı bebişler. Bunların sığınacak yeri var, tünel gibi içeride. Rahat rahat yatacaklar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buradaki bebişlerimizi de unutmuyoruz. Onların da konservelerini açtık. Buraya sığınmışlar. Bizi görünce hafif dışarıya çıktılar, ıslandılar. İçeriye daha doğru birkaç tane daha var. Ben biraz daha mamayı şöyle çekeyim. Hepsi rahat rahat yesin. Evet. Hadi gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. Aferin, doyurun karnınızı. Buraya anneleri için mama yedekledik. Şimdi kütüğün altını biraz rahatlatacağım. Oraya da ıslanmayacak şekilde mamaları yedekleyeceğiz. Tamam tamam, hepiniz yetecek kadar var. Hadi afiyet olsun. Konserveyi biraz daha dışarıya çektim. Hepsi rahat yesinler diye. Ürkek olanlar da çıkıyor. Sevgili dostlar, 7 ya da 8 tane sayabiliyorum. Çünkü arkada da var. Evet, 4 önde var. 5, 6. Arkada 1 veya 2 tane alacalı görünüyor. Artık biz elimizden geleni yaptık. Mamalar yedeklendi. Karınları doyuruldu. Her şeyleri var. Afiyet olsun. Bakın dostlar, şimdi büyükleri doyurmak için durduk. Şuraya bak. Bir sürü yavru atılmış ve büyük ihtimalle de anneler yok. Şimdi otağın içinden çıktılar. Eyvah eyvah. Bir sürü. Anneleri arıyorlar. Gel, gel evladım. Gel, gel, gel. Sonra Bulut, hemen otağa bir bakar mısın? Çevreyi kontrol ediyoruz. İşte İsmail abi, Metin abi şahitsiniz. Bu sorunu ben nasıl çözeyim iki kişi? Bitmiyor, bitmiyor. Hocam mümkün değil, bunu nasıl çözeceksiniz? Baksanıza kadar çok... Bitmiyor ya. Her gün bir yere atıyorlar, her gün. Getirmişler. Bakın, özellikle benim bugün buraya geleceğim biliniyor. Bunlar büyük ihtimalle dün akşam atıldılar. 1, 2, 3, 4. Bunları aracımıza alacağız. Başka çaremiz yok. Burada ölürler. Bulut, onları orada bir doyuracağız koçum. Bir toplayabilsem bir araya. İşte. Gel, gel. Şuraya gel. Bak. Gel, bana gelin. Gel, 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 gel. Bunları gel. Burada bir doyuracağız. Tamam. Önce merhaba, ileride de buradaki canlıların tamamını besleyeceğiz. Beslemeyi bitirip tekrar döneceğiz. Aracımıza koyacağız. Yaşam alanlarımıza götüreceğiz. Burada ölür, bunlar yaşamaz. Orada yaşamaları da mucize. Ama hiç olmazsa kulübelerimiz var, sığınacak yerler olur. Şuraya bakın ya. Yazık, günah ya. Yazık, günah. Tamam oğlum. Bakın, bir sürü büyük çocuk var. Hiçbiri bir şey yapmıyor. Tamam mı evladım? Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Özledin mi sen? Çevreyi bir kontrol edeceğim dostlar. Anneleri var mı? Ama zannetmiyorum. Anne olsa buradan ayrılmaz.
9 tane yavru dostlar. Bir araya toparladık. Şimdi el birliğiyle konservelerini açıyoruz. Güzelce doyuracağız. Buradaki yuvamızın içerisine koyacağız. Ama buradan mecburen almak zorundayız. Anlattığım gibi. Diğer anneler de yanımıza geliyorlar. Çevre bir daha dediğim gibi önce onları doyurduktan sonra bir kontrol edeceğiz. Bakın şunlardan utanın, o atan karaktersizlere söylüyorum. Bakın koskocaman çocuk. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyor. İşte. Ondan sonra bir sürü laf. İşte yavru atıyorlar. Beğenmiyorsunuz. Anneleri atıyorlar. Laf ediyorsunuz. Ya bu canlar ölecek, ölecek. Güya öldürmemişler. Başımıza bela. Bela oluyorsunuz. İnsanlar bela oluyor. Bu canlar değil. Yazıklar olsun be. Bunu özellikle yapıyorlar. Bizi pes ettirmek için dostlar. Hiç kimsenin bu hayvanları önemsediği falan yok. Piyasa sahtekar dolu. Hani biz bıkalım, pes edelim, başka şeylerle uğraşmayalım diye. Ne yaparsanız yapın, hepsinde yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz. Elinizden geleni ardına koymayın. Hadi bakalım. Tekrar konserve ilave ediyoruz. Doysunlar, ondan sonra yuvanın içerisine koyalım. Yine İsmail abi o taraftaki çöpleri toplamaya çalışıyor ama hangi birini toplayacak? Şu rezilliğe bir bak. Şunlar kim ya? Getirip atıyorlar. Bir şey vardı abi. Biz çocuklarımızın, büyüklerinin de mamalarını yedekledik. Mamalık dolu. Onlar oradan karnını doyuruyorlar. Bakın büyüklerde açlığımız yok. Devamlı yayın yapıyorum. Mamaları yedekleniyor. Tabii bir kısmını çalıyorlar. Onu da söyleyeyim. Gene çalmışlar. Of. Ne yapalım? O da onların vebali. Annemizin yanına geldik. Hemen onun da karnını doyuralım. Bebişlerimiz burada. Gözleri açılıyor yavaş yavaş. Misafirlerimizi biraz yabancıladı. Tedirgin. Korkma kızım, korkma. Merhaba tatlım. Hemen buraya bulutu açalım. Annemiz yesin, bolca bir süt yapsın. Aferin benim kızım. Hadi bakalım. Doyuncaya kadar vereceğiz. Ay senin yavruların ne kadar güzel. Sen gel, sen sana kızar. Aferin. Sana da vereceğim, sana da vereceğim. Anne sana kızmasın, gel. Yavruları hiç ellemeyeceğiz dostlar. Yerleri güzel. Yağmur da yağsa onlara zarar veremez. Annemizin mamasını da verdik. Şimdi etrafa kuru mama yedekliyoruz. Annemiz oradan karnını doyurmaya devam ediyor. Bebişlerimiz de süt içiyorlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bu da bir başka annemiz. Onun da konservesini verdik. O da karnını doyursun. Ben bebişleri bir kontrol edeyim. Siz burada mısınız yaramazlar? Sesten ürküyorlar bakın. Top olmuşlar, yatıyorlar bir arada. Yine buraya da mamalar yedekleyeceğiz. Islanmamışlar, yerleri kuru. Çok şükür. Korkmayın, korkmayın. Tamam, ellemiyorum. Rahatsız etmeyeceğim. İşte çöplerimiz toplanıyor. Misafirlerimiz de mamalarını yedeklemelerini yapıyorlar. Şimdi çocuğumuzun ayağında biraz yara var. Ona ilaç süreceğiz. İşte mücadele devam. Bu kayanın altına da bir hafta kadar önce atılan canlarımız sığınmıştı. Onların da konservelerini verdim. Kuru mamalarını da yedekledik. Gel gel gel. Şöyle uzaklaşıyorum. Evet. Evet. Bir tane de içeride var. O da çıkacak. Güzelce bir karnınızı doyurun bakalım. Benden çekiniyorlar dostlar. O yüzden fazla zaman kaybetmeden uzaklaşıyorum. Afiyet olsun. Her şeyi var gördüğünüz gibi. Tamam tamam, korkma. Hadi gelin. Kızım. Bunlar geçen gün atılan anne. Kızım ben geldim geldim geldim. Geldim. Ellerimizde mamalar var dostlar. Bunun altına
sığınmışlar. Ben de oraya gideceğim şimdi. Daha önce bir başka yere mamaları yedekliyordum. Orayı kontrol edeceğim. Nereye yerleştilerse de mamaları oraya yedekleyeceğiz. Anne ve yavrularımız bu kayanın altına sığınmışlar dostlar. Burayı tercih etmişler. Kendisini gizliyor çünkü gerçekten ne yaşadı bilemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla 1, 2, 3, 4 tane yavru var. Biz buraya mamasını yedekledik. Şimdi konserve de açtık. Bebişler için bol bol bir tabak konserve. Bakın diğer çocuklardan ürküyorlar. Ben uzaklaşacağım. Onlar da gelip karınlarını doyuracaklar. Hadi görüşürüz kızım. Allah'a emanet olun. Buradaki annemizi kontrole geldik. Bebişleri yanında. Bunlar da yakında bulurlar dostlar. Biraz kendine gelsin. Yavrular gezinmeye başlasın. Onları da toplarlar. Hiç merak etmeyin. Alacak yer yok. Saklayacak yer yok. Hangi birini nereye koyayım? Yardıma gelen yok. İşte izliyorsunuz. Birkaç dostumuz geliyor. Onlar da ne yapsın? Ellerinden gelen her türlü mücadeleyi yapıyorlar. Uzaktaki dostlarımız her türlü desteği yapıyor. Ama maalesef Sakarya'da bir Allah'ın kulu daha çıkıp da şu canları korumak için hiçbir şey yapmadı. Bunu açık açık söylüyorum. Herkesin de bilgisi olsun. İşte bebişlerimiz burada. Anne de burada. Yedeklediğimiz mamayı koyduk. Şimdi ben ona bolca konserve açacağım. Süt yapsın bebişlerine iyi baksın. Ne yapalım? Annemize bolca konserve getirdim. Şimdi benden birazcık çekiniyor garibim. Buraya bırakıyorum. Bolca mamaları var. Her şeyi var. Hadi kızım görüşmek üzere. Afiyet olsun. Dışarıda yağmur yağıyor. Allah'tan kuru bir yeri var. Buradaki çocukların da mamalarını verdik. Bir tane daha açacağız şimdi konserve. Diğeri de ağacın dibinde. Gel buraya gel gel. Hadi bir tane daha yiyin bakalım. Afiyet olsun. Siyahına ayrı vereceğim. Yine ayrı bekliyor benden. Tamam getiriyorum. Bu paşamıza da ayrı konservesini verdik. İşte milletten ve diğerlerinden kurtarabildiklerimizi bu şekilde yaşatıyoruz dostlar. Hali görüyorsunuz. Misafirlerimiz de şahit. Biraz sonra onlardan yorumlarını alacağım. İnanın buna yürek de dayanmıyor. Can da özellikle yapıyorlar. Her bölgedeler. Yine yaşam alanlarımızda da dadandılar. Oradan da anneleri yok ediyorlar. Yavrular alıp ne yaptıkları belli değil. Bakayım işin sonu nereye varacak. Bunları kasıtlı olarak yapıyorlar. Biraz sonra yaşam alanımıza gittiğimizde orada da açıklamalar yapacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Burada iki yavrumuz kaldı maalesef. Daha önce paylaşmıştım. Atılan diğer yavruları da yok ettiler buradan. Anneleri de yok. İşte buraya sığınacak yer yaptık. Onun içerisinde kuru mamaları var. Konservelerini yedekledik. Oğlum sen neden çekiniyorsun sen ya? Misafirlerden biraz çekiniyorlar herhalde. Evet. Mamaları her şeyi var. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Gel kızım gel. Gel gel güzel kızım. İşte yeni bir anne daha. Onun da kim bilir nerelerde bebişleri var. Biz uzaklaşalım. O da gelip karnını doyursun. Gel gel kızım. Ona da şuraya bir konserve açayım. Yesin bebişlerine götürsün süt olarak. Oraya da konserve açtık. Uzaklaştık. Uzaktan seyrediyorum. Anne karnını doyuruyor. Kim bilir bu çalıların içerisinde bir yerlerde yavruları var garibimin. İşte sorun bu yüzden bitmez dostlar. Çünkü çözmek için hiçbir kurumun ya da kişinin mücadele ettiğini görmedim ben. Yok öyle bir şey. Afiyet olsun. Tüm sahadaki beslemeleri bitirdik dostlar. Şimdi yavruları almaya geldik. Aracımızı alacağız. İşte kimi kulübenin üzerinde, kimi altında sığınmışlar. Hemen biz bunları aracımıza koyalım. Buradan hareket edeceğiz. Giderken tekrar mamalar yüklenecek. Şehrin işte her yerine dolaşmaya çalışıyoruz. Bakın. Kaç tane var? Önce bunları biz araca koyalım. İşte buradalar. Hocam bir tanesi yok. Bunları 9 taneler değil mi? 9. Sayacağım şimdi. Çevreye bir bakacağım.
Ben yardım edeyim. Yo, varmış. Var var, tamam. Var, var değil mi? Tamam bakmış. Ben tutuyorum, sen al. İşte. Burada ne yapsın bu garipler? Sen kim? Ver bana. Tamam. Tamam, bir kısmını buraya koyalım. Bulut'un kucağında dursunlar. Hadi bakalım, gidiyoruz. İşte. Merhaba. Tekrar mama yükledik dostlar. Mama aldığımız yeri de sizlere ilk defa paylaşmış olayım. Herkes net olarak görsün. Buraya yükledik. Şimdi yola çıkacağız. Bebişleri de göstereyim şöyle. İşte buradalar. Gittiğimiz zaman o bölgeyi de tekrar besleyeceğiz. Misafirlerimiz de her şeye şahit zaten bugün. Bebişlerimizin ve misafirlerimizin hallerini çekmeye çalışıyorum. Bir tanesi Bulut'un sırtına yatmış. Diğerleri kucağında. Metin abi, nasıl, rahat mısınız? Hem nasıl? İşte buradalar gariplerim. Hadi devam ediyoruz. Çocuklar kulübelerden çıkıyorlar. Çocuklar! Gelin burada. Geliniz. Buradayız. Şöyle göstereyim dostlar sizlere. Bütün kulübelerimiz dolu. Aferin size ya. Aferin. Bakın hepsi ne kadar rahat. Sen de orada mısın? Yaramaz çocuk. Sen de orada mısın? Orada mı yatıyorsun sen? Aferin sana ya. Aferin sana. Hemen yavrularımızı bir rahatlatacağız. Ondan sonra çevreyi bir kontrol edeceğiz dostlar. Dün buradan iki tane annemiz yoktu. Onlara bakacağım. Önce yavrularımızı bir yerleştirelim. Buraya birkaç gün önce her ihtimale karşı otağı hazırlamıştık dostlar. İşte. Bunlar çok küçükler. Kulübelere girip çıkamayabilirler. Otağımızın altına yerleştiriyoruz. İçerisi kupkuru. Hemen burada kulübemiz var. İstedikleri zaman kulübenin içerisine de girebilecekler. Aferin size. Hoş geldiniz diyeyim bakalım. Ben şimdi bir tabii göreyim orayı. Tabii ne yapıyor yaramazlar? İşte yeni yuvamız burası. Hadi geçin. Tamam mı? Dışarı çıkmayın. Şöyle çevreyi bir tanısınlar. Biz onlara konserve getireceğiz. Mamalar yedekleyeceğiz. Burada rahat edecekler. Dediğim gibi. Burada da kulübemiz var. İstedikleri zaman kulübelerin içerisine de girebilirler. Otağımız da var. Hadi bakalım. Mamalar geliyor şimdi. Çok susamışlar. Buradan su içmeye çalışıyorlar. Ben onlara hemen buraya bakın. Küçük su kabı açtım. Diğerlerini de buraya getireceğim. Bir tanesi de buradan su yalamaya çalışıyor galiba. Gel evladım. Birkaç tane daha ben buraya su açacağım. Aferin size. Şunları da alıp getireyim. Hadi gel bakalım. Bak, burada güzel sular var. Güzel sular var burada. Doya doya için ben hemen birkaç kap daha getireyim buraya. Yağmur yağmaya devam ediyor dostlar. Bulut ve İsmail abimiz orada kulübelere mama yedekliyor. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Bir su kabı daha getirdik. Güzelce sularını içtiler. İşte istedikleri zaman kulübelerin altlarına girebiliyorlar. Bakın otalları öğrendiler bile. Öğrendin mi sen? Şimdi yuvanın içerisinde yavru maması da yedekleyeceğiz. Yine şöyle göstereyim. Bütün kulübelerin içerisinde de mamalar yedekleniyor. Çocuklar zaten dışarıya çıkmıyorlar yağmurdan. Mücadeleye devam ediyoruz dostlar. Bebişlerimiz de dinlene dinlene sularını içiyorlar. Biz şimdi önce bunların konservelerini bir yedirelim. Yağmur aralıksız yağmaya devam ediyor. Bugün konserve açma işi Metin abiye ait. Yavrularımızı yine kulübenin önüne üzerine aldık.
güzelce doymalarını bekliyoruz. Diğer çocukların dünden bıraktığımız mamaları var. En son büyükler. Önce bebişlerimiz. Güzelce bir doysunlar. Hadi bakalım. Bir taraftan diğerlerine bakıyorum. Onlar da kulübelerin altlarından bize bakıyorlar. Hadi afiyet olsun bebişler. Evet Metin abi. Arkadaşlar, birkaç ay önce tekrar geldiniz. Bu üçüncü, dördüncü gelişiniz. Dördüncü oldu hocam. Dördüncü oldu bu. Buyurun. İnşallah devamlı da gelmeye çalışacağım. Ben her geldiğimde aslında biraz daha sizin moralinizi bozuk görüyorum ve anlıyorum yani bunun neden olduğunu. Ya bugün mesela 9 tane yavru bulduk. 9 tane yavru annesiz atılmış. Buraya getirdik, yerleştirdik onları. Yani hocam demin size anlattı. Ben kısa kesmek istiyorum. Arkadaşlar yorum yapmak için eğer yorum yapmak istiyorsanız kalkın gelin buraya. Bir sefer şu insanın çektiğini, şu halini bir görün. Şu yağmurda, şu çamurda. Dün tamam buradaydım, yağmur yağmadı ama gene aynı eziyeti çektik. Tonlarca demeyeyim ama bir, yani epey bir su taşıdık buradaki yavrulara. Bugün yine suları bitmiş, tekrar su getirdik, mama getirdik. Yani biz bunu İsmail kardeşimle beraber senede bir, senede iki, belki üç yapıyoruz. Ya arkadaş, bu insan her gün sahada. Ya hiç mi 43 bin kişinin içinden hiç bir gelecek durumu insan yok burada ya. Bir kalkın gelin, şu ortamı bir yaşayın. Şu hem güzellikleri görün hem acıları görün. Hocam size mümkün olduğu kadar geçen sefer de söyledim, göstermiyor. Ama ne acılar var burada, bir bunu görün, bunu yaşayın ya. Bunu yaşamadan bunu yorum yapmayın. Yemlikleri, sulukları, bu kulübeleri hocam kendi bahçesinde ya. O güzelim bahçeyi bir görün ya. Bahçesinde şu anda var 25 tane, 30 tane köpek bahçesinde. Kendisine ait olan 15 tane de kurtardığı yavrular var gene. Bazıları da işte cins köpek alıyorsunuz, ötekileri almıyorsunuz. Hayır efendim. Bir gidin gelin görün ya. Affedersiniz çok kötü bir şey söyleyecektim ama şu aptal yorumları yapmadan bir gelin görün. İsmail abi bugün bize katıldınız. Geçen yine gelmiştiniz bir iki ay önce. Sabah gitmediğimiz bölgelere sizinle gittik. Birçok mücadele yaptık. Neler düşünüyorsunuz Allah aşkına, buyurun. Şimdi gerçekten geçen sefer ben güney tarafına gitmemiştim. Oraları daha çok, daha felaket yani, orada daha çok çocuk var. Buraları biraz daha düzenli, daha güzel. Yani çevre olarak da daha iyi ama oraların ne yolu var ne kaldırım var. Yolları berbat. Çok kötü yolları. Yine çok atıldı can gördük. Orada da bir sürü atıldı can vardı. Siz elinizden geldiği kadar yapıyorsunuz. Biz de işte destek olmaya geldik buraya. Metin abiyle beraber. İşte elimizden geldiği kadar yaptık ama sizin yaptığınız kadar hiçbir şey yapamayız biz. Şimdi buradaki ortam, yine eksilen köpekler var. Onları da fark ettik. Siz de söylüyorsunuz. Daha önceden geldiğim zaman ufak yavruları vardı. Kucağımdalardı. Onlar da büyümüşler. Büyümüş oldukları görmek de beni çok mutlu etti. Bugün şansımız hava yağmurluydu ama bu çocuklar için buraya gelmeye değerdi. Biz de geldik. Size yardım etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bir de sosyal bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen arkadaşlar, böyle bu güzel ormanlarımıza gelip piknik yapan arkadaşlar lütfen malzemelerini yanında götürsünler. Çöplerini oldukları yere bırakmasınlar. Hele bu yaz aylarında özellikle kırık cam şişeleri güneş ısınmasından birlikte yangınlara sebep olabilir. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Ben elimden geldiği kadar şahsen Metin abiyle beraber temizlik yapmaya çalıştık. Şişeleri topladık. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunlara lütfen dikkat edelim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dostlar, sabahtan çıktık yine misafirlerimizle birlikte. Yağmur yağsa da bulut su taşımaya, suların üstünü doldurmaya devam ediyor. Bakın hepimiz sırılsıklam olduk. Şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İzleyen tüm dostlar takip eder. İple bağlanan anne, mezarlıktan kurtardığımız yavrularıyla getirdiğimiz anne, onun yavrularından da 6 tane. Artı burada beyaz bir annemiz vardı. 2 kere ormanlarda buldum, getirdim o. Bir de hatırlarsınız ağır yaralı büyük bir tane vardı. Çok akıllı bir dişimiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırdık, bu bölgeye getirdi. O. Ve daha birçok yavrumuz şu an kayıp. Amaçları şu. Bakın yaptılar ama yaşam alanında işte etkisiz, bir işe yaramıyor. Bunu vurgulamaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de bunu kurmaya cesaret edebilen ya da emek harcamak isteyen hiç kimse yok. Kimse kusura bakmayacak. Ben dernek, federasyon falan tanımam. Çıkacaksınız. Daha önce de yayınladım.
sahada mücadele edeceksiniz. Bu canları bir araya toparlayacağız. Çocukların tamamı karnını doyurdu. Şu an kulübelerin içerisinde. İşte kime ne zararları var bunların ya? Kime? Bakın hepsi yatıyor. Aferin. Biz de bunu istiyoruz. Ormanlardan, şehir içlerinden insanlara rahatsızlık veren, ki vermiyor da insan dediğiniz yaratıklar rahatsız oluyor. Alalım, getirelim. Bu yaşam alanlarında bakalım. Bu anneleri hatırlıyorsunuz ya, mezarlıktan atmak için uğraştılar. E aldık buraya getirdik, burada da yok ediyorlar. Tedavi edip getirdiğimiz canlar da yok. Ne diyeyim dostlar? Yorumu size bırakıyorum. Sadece duayla olmaz. Kimse oraya vicdanını rahatlatmak için işte Allah sorsun. Allah ilim kendisi sormaz. Bizi yarattı, biz sahip çıkacağız. Burası da bir başka yaşam alanımız. Bakın dostlar. Çocuklar gelmişler. Kulübelerimizin içlerine sığınmışlar işte. Yine orada var. Burada çok daha fazla sürümüz vardı. Bunları da anlatacağım. Buraya geldiler. Silahlar atıldı. Patlayıcılar atıldı. Hepsini darmadağın ettiler. Şimdi birçoğu orman işlerine kaçtı. Yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra gerekeni kendimiz yapacağız. Anlaşıldı. Yavruları da çağırdık. Gel evlat, gel. Buradaki kulübelerin işlerinde mamaları yedekleyeceğiz. Ya bu kadar çözüm basit. Her şeyi A'dan Z'ye yayınlıyorum. Bakın işlerine giriyorlar. Üşümeyecekler, ıslanmayacaklar. Bunun hepsi yaz değil. Yazık, günah diyoruz bu canlara ama maalesef ne günahı takan var ne bu canları takan var. Hemen başlıyoruz. Buradaki yavrularımızı otal kulübelerimizin olduğu yere çekmeye çalışırken bakın ne göstereceğim şimdi sizlere dostlar. Kızım, bebişler mi var burada? Ey Allah'ım yarabbim. Sığındığı yere bakar mısınız? İşte. 4 tane bebişini getirmiş. Çevrede var mı bilmiyorum. Hemen bebişleri alacağım. Kulübenin içerisine götüreceğim. Burada perişan durumdalar. Ölürler yoksa. Anne de bizi takip etsin. Başka çaremiz yok. Hadi gelin bakayım yavrum. Gel. Alıyorum dostlar. Yavruları kulübenin içerisine koydum. Bakın anne. Onlar yoruyor. Mavi kulübenin içinde. Şimdi seslerinden bulacak. İşte buldu. Aferin benim kızıma. Aferin sana. İşte bu kadar. Kulübelerimizin içerisine mamalar yedeklemiştik. Güzel mi kızım orası? Güzel mi? Ben ona konserve de getireceğim. Korkma, korkma. Tedirgin, ne yapsın? Her yerden korkuyorlar, her şeyden. Daha önce bu canlar burada yaşıyorlardı. İşte ürkütmeseler biz o anneyi kısırlaştıracaktık. Çünkü onun kardeşini kısırlaştırdık. Ama bunları korkuttular. Ondan sonra bebişler doğdu.